Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size akvaryumların genel durumu hakkında biraz bilgi vereceğim. Yukarıda gördüğünüz benim anaç tankım. Aşağıda ise yavru tankım var. Ve iki hafta, bir hemen hemen bir, bir buçuk hafta önce kusturduğum yavrularım var. Onlar da açık kuluçkamızda şu an. Gördüğünüz gibi anaç tankımda her şey gayet yolunda. Balıklar maşallah gayet sağlıklı. Alttaki yavru tankım yine aynı öyle. Maşallah gayet sağlıklı. Alttaki yavru tankıma hiç dokunmuyorum. Balıklar daha sağlıklı ve daha hızlı boylansınlar diye. Burada açık buluşkadaki yavrularımız arkadaşlar. Maşallah keselerini tam attılar. Hepsi de yem yeme boyuna geldi arkadaşlar. Az önce onları yemledim. Toz yemle. Yavru yemi almadım arkadaşlar. Yaprak yemi ezerek toz haline getirdim. Ondan serpiştirdim. Bütün balıklarımı öyle besliyordum. Yavruları öyle balık yemini toz haline getirip öyle veriyordum yavrulara. Onlara özel yem almıyordum. Herhangi bir sorun olmadı. Güzelce büyüdüler hepsi. Birçoğu zaten kendi akvaryumun yavrusu. Burada büyüyenler de öyle büyüdü. Gördüğünüz gibi yavru tankım bu arkadaşlar. Bakın maşallah hepsi gayet sağlıklı. Akvaryumun camı biraz yosunlanmış. Üstü gördüğünüz gibi. Pek fazla dokunmuyorum akvaryumun içine. Dediğim gibi elimi falan sokmuyorum. Ama gerçekten bir camı bir silmem lazım. Balıklar daha güzel görünsün diye. Bugün size iş yerinden bu ikisini getirdim. Size göstereyim dedim. Boru bildiğiniz. Kestim altını. Bunu üstteki anaç tankıma koyacağım. Balıklar için yer. Üstüne de taşları yerleştireceğim böyle. Alt taraflara doğru. Güzel olacak. Vatosum için iyi olacak. Böyle üstüne birkaç makineyle çizik attım böyle. Taşlar üstünü güzelce tutsun diye. Bir de kesikler attım suyun içinde dursun diye. Gördüğünüz gibi altını böyle kestim. Böyle otursun. İçi kum olacak buralar. En azından şey yapabilirler. Kuma işleyebilirler içinde. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Her şey gayet yolunda. Suların sıcaklığını ne düşürdüm ne yükselttim. Yazın da aynı sıcaklıktaydı. Kışın da aynı sıcaklıkta balıkların şey bozulmasın diye durumları. Altta leopar vatosu. Şey pardon üstte. Gördüğünüz gibi bu leopar vatosu da küçücüktü, büyüdü maşallah. Böyle arkadaşlar, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Öyle izleyip de hiç geçmezseniz sevinirim. Bir beğenin. Çok görmeyin arkadaşlar. Bir dahaki daha güzel bilgilendirici detaylı videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler. Allah'a emanet olun.